Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük otomotiv üreticilerinden bir tanesi olan Volkswagen'den çok çok önemli bir açıklama var. Volkswagen daha önce 2029 yılına kadar işten çıkarmaları engelleyen iş güvencesi düzenlemesinin artık geçerli olmadığını. Bu açıklamanın anlamı şu: Volkswagen'de çok ciddi anlamda bir kriz var. Önümüzdeki günlerde işten çıkartmalar artacak. Baktığımız zaman Volkswagen'de Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da toplam 114 üretim tesisinde 650 bin kişi çalışıyor. Sadece Almanya'da ise 300 bin kişi Volkswagen'de görev yapıyor. Şirketin yapılan son yönetim kurulu toplantısında işten çıkartmaların olacağı belirtildi ve bu işten çıkartmalarla tasarruf dönemine gireceklerini ifade ettiler. Şimdi bakın, Almanya'daki diğer otomotiv markaları da aslında aynı durumda. Yani Volkswagen bunu yapıyorsa bilin ki Mercedes, BMW, Audi ya da diğer otomobiller de bu yola önümüzdeki dönemde girebilir. Neden? Çünkü Çinliler dünyada otomotiv piyasasını çok ciddi anlamda sarsıyor. Mesela Türkiye'den bir örnek verelim. Volkswagen araçları artık Türkiye'de eskisi kadar satılmıyor. Daha çok araç çeşitliliği var. Çinliler daha yeni Manisa'da bir fabrika kurmak için onay aldılar. Önümüzdeki yıl bu fabrikanın temeli atılacak. Bir yılda bitirilecek ve ardından da üretim başlayacak. Yine ünlü bir Çin markası da Türkiye'de bir fabrika kuracak. Bunun anlamı şu: Türkiye üzerinden Avrupa pazarına giriş yapacaklar. Çünkü Çinliler Avrupalılara güvenmiyorlar. Avrupa demek Amerika demek. Amerika Çinlilerin fabrikalarına el koyun ya da üretim yaptırmayın dediğinde yapacakları bir şey yok Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, el koyarlar ve gereğini yaparlar. Amerika'nın emrinde çünkü Avrupa'nın tamamı. Türkiye üzerinden Çinliler Avrupa piyasasına, bunun yanı sıra Afrika piyasasına da girmek istiyorlar. Bu bir gerçek. Bunun yanı sıra kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da şu anda 2 milyon işçi açığı var. Yurt dışından çok acil bir şekilde 2 milyon işçiye ihtiyaç duyuyor. İnşaat sektöründe çalışacak insanlar bulunamıyor. Ulaştırmada tır şoförleri, kamyon şoförleri ya da küçük araç sürücüleri bulunamıyor. Çok büyük bir kriz var. Şimdi hal böyle olunca bir de uluslararası rekabet ortaya çıkıyor. Rekabetle beraber Almanya ekonomisi de etkileniyor. O nedenle Almanya geçtiğimiz Mart ayında nitelikli işçi yasası diye bir yasa çıkardı. Ancak yabancılar dairesinde işlemler o kadar yavaş ilerliyor ki 6-7 aydan önce insanlar işçilerini buraya getiremiyorlar. O nedenle işini büyütemiyor ve para kazanamıyorlar. Bizim vatandaşlarımız içerisinde işverenler için de aynı şey geçerli. Bunun yanı sıra güzel bir haber vereyim. Eğer siz Almanya'da ulaştırma sektöründe mesela tır şoförü arıyorsanız, kamyon şoförü arıyorsanız, B sınıfı sürücüye ihtiyaç duyuyorsanız kariyer ofisi ile hemen irtibata geçebilirsiniz. Avrupa'dan, Türkiye'den tır şoförleri, kamyon şoförleri ve B sınıfı ehliyete sahip profesyonel sürücüler edinebilirsiniz. Bunu da lütfen unutmayın. Çevrenizde lojistik işi yapan, dağıtım işi yapan, tır, kamyon şoförü arayan varsa lütfen bu konudan haberdar edin. Ekranın altındaki mail adresiyle hemen irtibata geçin. Ne iş yaptığınızı ve kaç tane şoföre ihtiyacınız olduğunu yazın. Kariyer ofisi size en kısa sürede aramış olduğunuz özelliklere sahip tüm şoförleri temin ediyor, tüm işlemlerini yapıyor ve size gönderiyor. Haberiniz olsun. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın. Pandemi sonrasında Avrupa yeni bir döneme girdi. Avrupa'nın pek çok alandaki saltanatı Çinliler tarafından ele geçiriliyor. Afrika'ya Çinliler ve Ruslar çok büyük yatırım yaptılar. Özellikle de Çinliler. Afrika'nın yollarını yapıyorlar, limanlarını yapıyorlar. Bölgeyi ele geçirebilmek için Fransızları kovuyorlar, Amerikalıları kovuyorlar. Çünkü bugüne kadar hepsi Afrika'yı sömürdüler. Dünyayı sömürdüler de Afrikalıları daha fazla sömürdüler. O nedenle bu büyük pazarı
Çinliler şu anda ele geçiriyor. Türkiye için de aynı şey söz konusu. Türkiye'de önümüzdeki 5 yılda Alman arabalarının, araçlarının saltanatı eskisi kadar güçlü olmayacak. Bu net ortada. Çinliler onun için çok ciddi şekilde Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Diğer ülkelere de, Orta Doğu'ya da Türkiye üzerinden açılmak istiyorlar. Bu da gayet normal ticaretteki rekabetlerden bir tanesi. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın, Almanya'daki bürokrasi zaten Almanya'nın hızlı hareket etmesine müsaade etmiyor. Ne kağıdı bitiyor, ne küreği bitiyor. İşçiye ihtiyacımız var diyorlar ama konsolosluklarda aile birleşimi için ya da işçi vizesiyle ilgili olarak süreyi konsolos çalışanları ellerinden geldiği kadar uzatıyorlar. Yani saçma sapan, gerçekten akla hayale gelmeyecek bahaneler üreterek insanların buraya gelmesini engelliyorlar. Bu kafayla giderse Almanya 2 milyon işçi değil, 100 bin işçi bile getiremeyecek buraya. Bu açık bir şekilde ortada. Bunu anlatıyoruz ama tabii Alman bildiğini yapıyor. Yani bakın, yabancılar dairesinden randevu almak olay. Yabancılar dairesinden bir işçinin onayını almak olay. Gerçekten çok çok zor işler, zahmetli işler, zaman gerektiren işler. O nedenle Almanya'nın topyekün bununla ilgili bir kendini çekidüzen vermesi gerekiyor. Yani bu kadar bürokrasi, bu kadar işlem yoğunluğu artık diğer ülkelerdeki işçileri de çileden çıkartmış vaziyette. O nedenle Almanya'ya işçi olarak gelmek isteyen vatandaşlarımızın da mutlak surette bunu bilmesi gerekiyor. Şunu da söyleyelim. Almanya'da çalışmak istiyorsanız, Almanya'da yaşama hayaliniz varsa öncelikle bir iş bulunması gerekiyor. Bu işlerde birilerinin YouTube'da çıkıp işte şu internet sitesine şu kadar para ver, iş ilanlarını gör demesiyle olmuyor. Bunların hepsi palavradan ibaret, haberiniz olsun. Zaten herkese açık olan iş ilanlarını alıyorlar, kendi internet sitelerine koyuyorlar ve diyorlar ki bizim işte binlerce işverenle ilgili çalışmamız var, anlaşmamız var. Onların iş ilanları bizim sitemizde diyorlar. Bunlar zaten Almanca olan tüm sitelerde var. Ve bunu parayla satıyorlar arkadaşlar. O nedenle paranızı falan sakın kaptırmayın. Öncelikle sizin Almanya'ya gelebilmeniz için doğru bir danışmanlık almanız gerekiyor. Bunun için de mutlaka kariyer ofisiyle irtibata geçmenizi tavsiye ediyorum. Hangi mesleği yapıyor olursanız olun, size Almanya'nın ihtiyacı var. Ve kolay, hızlı bir şekilde gelmek istiyorsanız ekranın altındaki kariyer ofisinin mail adresine ne iş yaptığınızı, nerede yaşadığınızı, kaç yıllık tecrübenizin olduğunu ve telefon numaranızı yazarak bir mail atın. Ardından da kariyer ofisinin Almanya uzmanları sizi arayacak, daha detaylı bir görüşme gerçekleştirecek. Bu çok çok önemli. Unutmayın, bu iş öyle 50-100 euro vererek, iş ilanlarını görerek olacak bir şey değil. Sizin bu bilgisizliğinizi kullanıyorlar, haberiniz olsun. Evet, değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.